27 Haziran 2021 Starcom TR Selahattin Çakırgil Kanal İstanbul'a hayır diyenleri 1970'lerden beri tanıyoruz. Yıllardır tartışılan Kanal İstanbul'un ilk temeli dün Başkan Erdoğan tarafından atıldı. Bu kanal projesi 10 yıl öncelerde Erdoğan tarafından çılgın proje olarak açıklanmıştı. Yıllardır yeterince tartışıldı. İlginç bir teşebbüs İstanbul Boğazı'nın batısında büyük Büyükçekmece taraflarında 45 kilometre uzunluğunda açılacak olan bir suni kanalla Karadeniz Marmara'ya bağlanacak. Hatırlayalım ki Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa 450 yıl öncelerde Karadeniz'de Volga Nehri arasında bir kanal açmayı tasarlamış. Öyle bir kanalın açılmasının o kadar zor olmadığı, arazinin düz bir vadi manzarası arz ettiği belirlenmişti. O kanal açılsaydı oradan da Karadeniz Hazar Denizi'ne bağlanmış olacaktı. Ama Rusya Çarlığı ve hatta Kırım Hanlığı bile bu planın kendileri için bir tehdit teşkil edeceğini düşünerek bölge halklarını ayaklandırmaya çalışmış ve o tasavvurun gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştı. Yazık ki o yıllardan sonra asırlarca belki yavaştan yavaştan tökezleme alametleri de görülmeye başladığından öyle stratejik önemi haiz büyük teşebbüslere düşünecek yeni beyinler pek olmamıştı. Hatta öyle ki Osmanlı'nın yüzlerce yıl hakimiyeti altında olan topraklarda Kızıl Deniz'de Akdeniz arasında Suveş bölgesi 175 kilometre uzunluğundaki bir vadide kanal açılması bir tasavvur halinde bile maalesef asırlarca söz konusu olmamış ve nihayet Ferdinand de Lesseps isimli bir Fransız müteşebbisin öncülüğünde bir Fransız-İngiliz kumpanyası 1867'de bu kanalı açmış ve 1956'da Mısır lideri Nasır tarafından millileştirilinceye ve Suveys Savaşı'na kadar da onun büyük gelirlerini elde etmişlerdi. Daha sonra dünyada başka kanallar da açıldı. Yunanistan'ın güneyinde Mora Yarımadası'yla ile Yunanistan'ın kuzeyi arasında açılan Korint kanalı, Orta Amerika'da Atlas Okyanusu'yla Pasifik Büyük Okyanusu birbirine bağlayan 70 kilometre uzunluğundaki Panama kanalı ve Kuzey Almanya'da 80 kilometre uzunluğundaki Kiel kanalı büyük paralarla açılmıştı. Hiçbir ülke paralarını har vurup harman savurmak için açmamıştı bu kanalları. Bu kanallardan geçişlerde yabancı gemiler halen de büyük paralar ödüyorlar. Hele de Suveyş ve Panama kanalları, Mısır ve Panama ülkeleri için Için en büyük gelir kaynaklarından birisi dünyanın en tabii su yollarından olan Çanakkale ve İstanbul boğazları Evet Türkiye'nin hakimiyetinde ve bu boğazlardan bir yılda geçen gemilerin sayısı 40 bin'den fazla. Ama Türkiye bu geçişlerden ciddi hiçbir gelir elde edemiyor. Sadece savaş halinde olduğu ülkelerin savaş gemilerinin geçişlerini yasaklayabiliyor. 1936 tarihli Montreux Anlaşmasına göre diğer gemilerin neler taşıdıklarını da kontrol edemiyor ve o gemilerin boğazlardan geçerken kılavuz kaptan almaları da ihtiyari. Bu gemilerin hele de İstanbul Boğazı'nda ne büyük tehlikeler oluşturduğu ve de deniz ve hava kirliliğine yol açtıkları bir ayrı konu. Açılması için ilk temeli dün atılan Kanal İstanbul'un iki ağzı da Türkiye'nin hakimiyet alanı içinde olduğundan uluslararası hukuk açısından bir problem oluşturmayacak. Ve açık ki Türkiye buradan geçen gemilerden geçiş ücreti de alacak. İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek isteyenlere uluslararası anlaşmalar gereği engel olunamasa bile boğazlarda güvenlik tedbirleri gereği trafiği durdurma yetki ve imkanına sahip olduğundan yoluna devam etmek isteyen gemiler geçiş ücretini ödeyerek Kanal İstanbul'dan geçebileceklerdir. Bunun da Türkiye için büyük bir gelir kaynağı oluşturacağı tahmin edilebilir. Tayyip Bey dünkü konuşması sırasında muhalefetçe yapılan eleştirilere de değinirken Kanal İstanbul'un siyasi sorumluluğunu üstleniyor ve Birçok jeofizik vs. ilmi etütlerin yüzlerce bilim adamı ve üniversitelerin ilgili bölümlerince yapıldığını da bildiriyordu. Ülkenin imari alanında atılan her adıma sadece lüks semtlerde yaşayan ve kafa konforları bozulan kesimler olduğu bilinmiyor değil. Ki o kesimler 1968'lerde İstanbul Boğazı üzerinde yapılacağı açıklanan ilk köprü için yıllarca ve ülkenin her bir tarafında dağa taşa, köprüye hayır diyenlerdi. Ama köprü yapılınca da ondan özel arabalarıyla en fazla onların geçtiği bilinmiyor değil ama boğazın iki tarafında binlerce kamyonun araba vapuruyla karşı tarafa geçmek için 3-4 gün sıra bekleyişlerindeki çileden o zengin kesimlerin haberi bile yoktu. Şimdi de Kanal İstanbul konusuna karşı çıkanlar yine dünkü hayırcılar. Marmara'yı yıllarca geciktirmek için yeraltı kazılarında ortaya çıkan ve binlerce yıl öncelerden kalma bazı tarihi eserleri gerekçe gösterenler de yine aynı çevrelerdi. Keza limanlara, barajlara, yollara, köprülere, hava alanlarına, metrolara, şehir hastahanelerine hayır diyenler Adnan Menderes zamanından itibaren bu ülkenin imarına hangi kesimin öncülük yaptığını akletseler kendi hayırlarına olur herhalde. Hani bugünlerde muhalefet lideri KK Bey niye kazanamıyoruz sorusunu sormaya başladı ya bir de bu konuyu düşünse. Ama o kendi televizyon yayınında avana kavcılığına çıkmışçasına birilerine artık deniz nakliyatının dünyada önemini yitirdiği gibi saçma iddiaları söylettiriyor. Halbuki deniz taşımacılığı ülkeler arası ticarette hala da en ucuz yollardan birisi.